You will not best me. Hoş geldiniz oyun militanları, ben Yaşar. Karşınızda yepyeni bir Rise of Kingdoms videosu ile birlikteyim. KVK serimizin ikinci bölümü hazırlık aşaması önceki videoda gördüğünüz gibi tamamlandı. Hiçbir şekilde sıralama değişmedi. Ben de bu arada evet yetenekten anlayan ödülleri geldi. Haçlı Seferi'nin arifesinden birinci sıra tüm hasar %3'ü aldık. 7. sıraya yerleştim. 15'e 2 elma aldım. 1000 elmasımı aldım. Hızlandırmalarımı aldım. Bu şekilde gerçekleşti. Tamamlandı hazırlık aşaması ve Kayıp Krallığa girdik. Evet, gördüğünüz üzere şu anda Kayıp Krallık'tayız ve eylem puanımı harcıyorum şu anda. Saat sabah 11. Gece 3'te, çünkü hani konumlar belirlendi. Önceden görüştüğümüz müttefiklerle okey miyiz? Konumlar bizim için uygun mudur? Tamam tarzında konuşmaya başladık falan bilmem ne. Her neyse. O yüzden gece boyu çok yoğundum. İşte kaleleri attık. Daha öncesinde zaten biz 3 gün öncesinden her bölgenin, hani bütün zonların içerisinde kaç tane kristal var, hangi klanı nereye yerleştiririz, ne durumda, nasıl yaparız falan, bunların haritalarını çıkarmıştık zaten. O yüzden hiç düşünmedik. Hani Kayıp Krallık açıldı, ışınlandık, konumu gördük, kaleleri, şu haritayı yapıyoruz, şu klan şu koruma atıyor falan. Hani 5 dakika içerisinde kaleleri yerleştirdik, hemen doldurduk, inşayı da ettik. İnşa olmasının ardından da bayraklarımızı attık. Evet, hazırsanız uzaklaşıyorum haritadan. Şu anda bu durumdayız. Gece 3'ten, şu an sabah 11. Gece 3, yani işte gece 3'ü çeyrek geçe girdik krallığa ve 5 dakika içerisinde kaleleri attık. 4-4,5 saat arasına falan kale inşa oldu. Daha sonrasında da kaç saat geçmiş lan? 7. Evet, 3 saat. 3-3,5 saat içerisinde de 20 tane bayrağı diktik. Hatta 21.'yi de slow build olarak attım. Aslında 22.'yi de atabilirdim. Çünkü bu harita cidden çok avantajlı. Arkadaşlar, oyundaki gerçekten KVK haritasında bir adaletsizlik var. Şöyle söyleyeyim. Sağ alt haritada yaklaşık 90 tane kristal varken, sağ altta 90 tane kristal var şu bölgenin içerisinde. İsterseniz sayabilirsiniz. Yaklaşık 90-95 tane falan kristal var. Sağ üst köşede, şu bölgede 54 tane kristal var. Yani büyük bir adaletsizlik var kristal konusunda. Mesela diğer şeylerde de var bu. Diğer krallık bölgelerinde de aynı şekilde fark ediyor. Kristal sayıları fark ediyor. Ve biz buraya düştüğümüze çok sevindik açıkçası. Şimdi biraz durumlara bakalım. BV'miz aynı şekilde 20 bayrağını attı. GV aynı şekilde 20 bayrağını attı. WW ve RW da işte yavaş yavaş bayraklarını atıyorlar ve genişliyorlar. Şimdi şöyle göstereyim. Yanımızda 52 var. Onlar bu kadar gelişmiş, genişlemiş. Onun solunda da 57 krallığı var. Bu kadar genişlemişler. Burada üstte de 70 krallığı var. Bu kadar genişlemişler. Üstte 53 krallığı var. Bu kadar genişlemişler. Bir üstte 67 krallığı, bir yanda 67 krallığı var. Bu kadar genişlemişler. Ve bir yanda da 64 krallığı var. Bu kadar genişlemişler. Bir altta da 50 krallığı var. Bu kadar genişlemişler. Şimdi ben böyle söyleyince harita yerleşimleri tam kafanıza oturmadı ama şuradan daha net bir şekilde gösterebilirim. 54 olarak sağ alt köşedeyiz. 52, 57, 70, 53, 67, 64, 50. Bu şekilde yerleşmiş durumda. Peki, şu anda neyi merak ediyorsunuz? Müttefiklikleri. Şimdi krallıkta, yani şu anda KVK'da şöyle bir şey var ki 4 tane içerisinde büyük Arap topluluklarının olduğu krallık var. Hatta 2 tanesi full Arap krallığı. Diğer ikisinde de büyük Arap topluluğu mevcut.
Dolayısıyla birbirleriyle iletişim kurmaları çok kolay. Biz onlarla İngilizce konuştuğumuzda beceremiyorlar, araya çevirmen falan sokuyorlar. Anlaşmaksa inanılmaz güç. Hani onlar daha doğrusu anlaşamadıkları için çevirmen sokmaya üşendikleri için vesaire açıkçası Arap krallıkları birbirleriyle müttefik olmayı tercih etti. Yani bunlar kimler? 64 krallığı sağ üstte. 50 krallığı hemen üstümüzde. Bu ikisi müttefik. 53 krallığı ve 57 krallığı. Bu ikisi de müttefik. Şimdi biliyorsunuz ki hazırlık aşamasını en iyi olarak biz geçirmiştik. Birinci sıradaydık. 54 olarak. 54 birinci sırada tamamladı. 57 ikinci sırada tamamladı. 53 üçüncü sırada tamamladı. Sonra 67 mi 4 tamamladı? 52 mi 4 tamam? Kim? 54 tamamladı. 54 tamamladı. 52, 67, 5 ve 6 tamamladı. 64, 7 tamamladı. 78 tamamladı. 8. sıra. Baktığımız zaman 57, evet, bizden sonraki en güçlü krallık gibi gözüküyor hazırlık aşamasına baktığınızda. Tabii bu iş bir şey ifade çok bir şey ifade etmiyor açıkçası. Hazırlık aşaması çok bir şey ifade etmez tabii ki, ama az çok bir şeyler hakkında size fikir verebilir. Yağmacı aşaması size aktifliğin fikrini verir. Aktiflik fikrini verir. Asker basma aşaması da balina fikrini verir. Genel olarak. İkinci 57, üçüncü 53'tü. 52, 70, 67 ve 54 olarak da biz müttefiyiz. Dördümüz müttefiyiz. Şimdi bizim konumumuz biraz kötü. Evet, bölge olarak çok iyi. Bölgemiz çok iyi arkadaşlar. Yani bu bölge çok iyi. Kristal olarak çok iyi. Ancak, pardon. Bu bölge çok iyi. Ancak 50 krallığı ile sadece düşmanız. Erişebildiğimiz sadece 50 krallığı var. Burada 70 ve 52 57'ye karşı savaşacak. 70 ve 67 53'e karşı savaşacak. Ya da 67 çıldırırsa 64 ve 50'ye karşı 2 vs 1 de gidebilir. Bunu da yapabilir. Bu konuda herhangi bir bilgi vermeyeceğim ne olacağı konusunda. Biz ise sadece 50'nin tarafına. Yani 50 zaten burada 2 ve 1. 50'nin dışarıya çıkmayı deneyeceğini bile sanmıyorum. Ama inşallah çıkarlar. 50 dışarı çıkar. Umarım da 50 dışarı çıkar da kapışırız. Güzel bir savaş dönsün başlangıçta. Yani işte 52, 70, 67 ve 54 müttefikliği. Mesela ben 54 olarak nerede olmak istiyorsun diye sorsan 70'in yerinde olmak isterim. Çünkü bu bölgede olsaydım 67 ile birlikte 53'e karşı savaşabilirdim. Yine bu bölgede olsaydım 52 ile beraber 57'ye karşı savaşabilirdim. Ama maalesef konumumuz böyle. Müttefiklerimiz 5. bölgede, yani şu bölge açıldığında bu bölgede biraz yorulacaklar. Başarılı olacaklar veya olmayacaklar, orası önemsiz. Ama muhtemelen biz 50 ile çok fazla uğraşmayacağızdır diye düşünüyorum. Çünkü burada 52 de var abi. Burada da 52 vs 1 durumda bu bölgede. Hani zor. Anladın mı? Mümkün değil hatta, öyle söyleyeyim sana. Biz 5. bölgeden taze kan olarak çıkacağız. Ve 6. bölge genelde zaten 2. KVK'da, 1. KVK'da olay 6. bölgede biter. Her zaman 6. bölgede bitmiştir bu zamana kadar. Ve bizim işimiz 6. bölgeye bakacak gibi görünüyor. Hani KVK haritasının hakkında şu anda yorumlarım bu şekilde. Onun dışında şeyi de fark etmişsinizdir. Hani ciddiyet derseniz, hani BV ve GV'nin şu bayrak ilerleyişine bakarsanız diğer birçok krallıkta henüz o kadar ilerleme görememişsinizdir diye düşünüyorum. Ki bu rakipler de bağlı. Rakip de şu 64 krallığında 280 milyonluk bir balina var ve muhtemelen gücüyle kandırdı. Yani gücüyle kandırdı değil de şöyle söyleyeyim. Yani tabii ki
Burada 4 tane Türk krallığı olsa otursak Discord'da konuşsak daha iyi, biz de daha iyi bir müttefiklik kurarız. Şimdi bu 4 tane krallıktan 4 tane Arap gelip birlikte Discord'da konuşsalar tabii ki müttefiklik kurarlar. Yani biz buna şaşırmadık ve bekliyorduk da açıkçası. Zaten beklentimiz bu şekildeydi. Ama biz yine de elimizden geleni yapıyorduk. Diğerleriyle zaten önceden konuşuyorduk. Ve konumlar şansımıza mükemmel olmadı ama iyi oldu. İyi bir konumumuz var bizim krallık olarak. Hatta müttefiklerimiz olarak da gerçekten iyi bir konumumuz var diyebilirim. Evet, o zaman ilerleyişten haberdar edeceğim daha sonra. Şimdilik görüşürüz. Evet, saat gece 12:10 geçiyor ve Haçlı kampı şu anda açılıyor. Normalde benden herhalde Edward YSG rallisi falan beklerdiniz ama Haçlı kamplarının içerisindeki askerler de natural birim sayıldığı için, yani tarafsız birim sayıldığı için bunlar aynı zamanda barbar anlamına geliyor. T5 süvari. Şimdi ralliyi takip edelim. Öncelik tabii aman neler oluyor. Önceliğimiz tabii ki T5 katılımı. Şöyle şu arkadaşı çıkardım. T5'ler lütfen öncelik. Yer açalım. Expert'i gördüm orada. Quillian'i çıkardım. Ya da dur. Daha yüksek birini çıkarayım. Mutaf'ı çıkarayım. Şuraya bir tane. Debuff atacak ikili getirmek istiyorum. Mesela Attleflat artı Keira olabilir. Keira'm gerçi tam olarak yüksek seviyeye ulaşmış değil. Boudica olabilir. Ha, Boudica olsun. Piyade olsun. Dayanıklı olsun. Debuff atayım. Rally'de bir sıkıntımız var mı? Aa, şehir görünüm. Şehir görünümü. Okçu kalmış. Şimdi fark ettim. Neredesin güzel kardeşim? Gel. Ayrıca Minamoto'ma da doğru ekipmanları takmışım. Evet. Bizi götürür. I shall become your nightmares incarnate. Rally nereden geliyor? Aşağıdan geliyor. Ben arkadan vursam daha iyi olacak. As the daughter of a king, I will not give way to such painful consequences. Rally başlasın vurmaya. Gelelim debuff'ımızı atalım. Aa, hiç gerek yok. Oldukça kolay bir şekilde. Umarım başka kimse vurmaz. Ben debuff için vurduğumu anlamışlardır diye düşünüyorum. Aa, JP52'ye bak, çok hızlı aldı. Çift rally falan mı açtılar acaba?
Oğlum millet ralliyi göremiyor lan. EC57 de aldı. Heh, o ordulara vuracak yer kalmadı ya. Bunlar tavaf abi. Güzel. Dönebiliriz. As the daughter of a king, I will not. Şimdi yapacağımız olayı söylüyorum. Yerleşimimizi de bu şekilde yaptık zaten. Az çok müttefiklerimiz de belli olduğu için. GV iki tane kampa dokunuyor. İki kampı da GV ele geçirecek. Böylelikle o ilk ele geçirme ödüllerinden gelen... burada 20.000 onur puanı var ya, birlik onur puanı. İlk ele geçirme ödüllerinden gelen o 20.000 birlik onur puanı GV'ye gelmiş oluyor. Ne yapıyoruz? Şimdi GV'den bütün oyuncuları klandan çıkaracağız. Bütün GV'deki oyuncuları klandan çıkarıp White Walls'taki oyuncuları alacağız. Ve White Walls'taki oyuncular GV'ye girecek. Yani oyuncuların ödülünü kısmadan as 2 birliğimize fazladan birlik onur puanı sağlamış olacağız bu sayede. Planımız da bu var. Şimdi gidelim biz bir buna hazırlanalım. Evet, ikinci haçlı kampını da alıyoruz. White Wolf birliğinin oyuncularını klana kabul ettik. Hatta White Wolf'tan çok 70-80 kişilik bir katılım oldu. Yellow Wolf'tan kabul ettik. Herkesin ele geçirme ödüllerinden faydalanmasını istiyoruz. 1.990.000 gitmiş, son 10K'yı doldurmamışlar. 10K'da dolmasın zaten. 10K'yı doldurmazsın. Şimdi ben debuff atmak için vurmaya başlayayım. Bu sefer Saladin koydum. Az önce 100K can bastığını görmüştüm. Ah, denk gelmedi. Beceriye denk gelmedi. Gene 100K can bastı. Şunu kaldıralım. Ya millet gaza geliyor. Ulan bunlar bu kolay kesiliyormuş. Biz de gidelim vuralım diye. Ya bu sefer 60.000 mi bastı, 6.000 mi bir şey bastı. Galiba denk geldi. Bu klan full doluydu sona. Baktım ama. Son anda biri katıldı. Okay. İkinci haçlı kampımızı da böylelikle GV'ye almış olduk. 4 saat süre içerisinde şu bayrak dikilecek. Bu kamp White Wolf birliğine verilecek. Yani bu yaptığımızla, yine tekrar ediyorum, birlik onur puanını, kamptan gelen birlik onur puanını as klanımıza almış oluyoruz. Ödülleri White Wolf oyuncularına vermiş oluyoruz. Bir de üstüne kamp zaten onlara geçiyor. Bu şekilde. Evet. Evet. Haçlı Kalesi'ni almanın vakti geldi. Şu yonca işaretini kaldırayım biraz. Şey yapalım. Evet. Şu an grafikleri basitleştirmiş durumdayım. İsterseniz açayım. Şu anda durumumuz bu şekilde. Hazırız. Alt taraf biraz daha şey, sık değil ama yapacak bir şey yok. Evet, ilk rally açıldı. Bakalım bana yer olacak mı? Benim T5'lerimi katmam lazım oraya. Dark oradan bana yer açacaktır. Ben de katılacağımdır herhalde diye düşünüyorum. Gerçi herkes T5 atmış şu an. Evet, herkes T5 atmış. Tamam. Evet, şu an herkes T5 atmış. Tamam. T5
T5'imle reinforce yapabilirim yani. Şunu biraz arkada tutayım. Ve reinforce yapayım. Evet. İki klandan rally'yi açmışızdır diye düşünüyorum şu anda. Evet. 2 milyon T5 rally'si açlı kalesine açılacak. Açıldı daha doğrusu. BV'de biraz azlık var. Aslında bunun sebebi şu. Biz şimdi bir şey yaptık. Ne derler ona? Şuradan anlayacağınız üzere. 115 online var şu anda klanda. İstek atan kim? Ha. Bir yandan da listeme bakmam gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey yaptık biz. Hemen bunu size göstermek istiyorum. Bizim böyle bir tablomuz var arkadaşlar. Ekran yakalamayı açtığım zaman. Evet, bizim böyle bir tablomuz var. Ve bu tabloda şu anda birçok şey doğru değil. Sadece yağmacı ve eğitim puanları doğru. Yağmacı puanı artı eğitim puanının 3 katı eşittir skor. Bu skor oluştu ve buradan ilk 135 kişiyi klana aldık. Geri kalan 10-15 kişilik yerimize de kralla oldukça yardımcı olan oyuncuları aldık. Şöyle göstereyim. Şu anda klan zaten ağzına full dolu. Ağzına kadar full dolu ve GV klanı ele geçirecek bu Haçlı Kalesi'ni. Rally Dark açıyor. Bizim Dark. Şu grafikleri basitleştirebilirim artık. Rally Dark açıyor. Bu sefer. Bu taraftan da Omega Peppa açacak. Daha garanti olsun dedik. Bir sıkıntı yaşamayalım dedik. Aslında benim burada bu ordularla burada durmam doğru değil ama iki tarafta çok kalabalık ama Edward'ımın arkasında da YSG var benim. Ben Edward'ımı buraya çekeyim. Minamoto'mu buraya alayım. Dipio burada kalsın. Cengiz de buraya geçsin. Tamam. Şöyle ufak bir yer değişikliğine gideceğim. Burada birkaç yabancı ordu var. Benim de savaş öfkem açık. Az önce ortada biri duruyordu. Onu kestik. Malum bu Crusader Fort alan hasarı vuruyor. Pardon, özür dilerim. malum bu Crusader Fort alan hasarı vuruyor ve eğer alan hasarıyla sizi öldürürse, yani o hasarla buradaki bir orduyu öldürürse can yeniliyor. Yüksek miktarda can yeniliyor. Biz bu can yenilemesinin olmasını istemiyoruz tabii ki. Başarılı olabilmek için. Öyle. Rally'nin gelmesine ne kadar süre kaldı? 20 saniye kalmış durumda. Bizim klanın teknolojisi 4 dakikalık rally açmaya müsait. Bu klan ise 4,5 dakikada rally çıkartabiliyor. Arada bir 20 saniyelik fark olabilir. Çift rally. Hadi bakalım, gazamız mübarek olsun. İnananlar. Önemli olan inananlar. İlk defa yapmıyoruz. Buradaki hiç kimse ilk defa Haçlı Kalesi'nin yaptığını sanmıyorum. Evet. Saldırı başladı. Daha doğrusu rally yola çıktı. Oyunun sesini bir yükselteyim. Hadi bakalım. Şu markerları kaldırayım. Tamamdır. Aa, burada biri, bak burada biri hasar yiyor. Şu kim? Rosares hasar yiyor. Rosares geri çekil. Oradan da hasar yemiş. Pellegrini geri çekilin, bak ölürsünüz falan. BV de geldi vurmaya. Gardiyanlar çıktı. Vurabilir mi? Tamam, vurdum. Ben Reinforce'a gideyim. ben Reinforce yapamayacağım sanırım. Bir de benim ordu 260k ya. Benim Reinforce yapmam zor.
Orada 200K'lık yer açılsa birisi doldurur. 160K T5 getirdim. Rosales alanın içerisinde kaldığın için ölecek. Ah, Edward'ı çekti, gördü. Sun Tzu da hasar yiyor yalnız. Ha, biri reinforce yaptı bizden. Gardiyanlar geliyor bir daha. Şansa bak, benim orduları asıl koyduğum yerden hiçbir şey gelmedi. Aa, inananlar gelmiyor mu artık? Haçlı Kalesi'ne inananlar gelmiyor mu? Peki. Orada biri daha hasar yiyor. Evet, bir kere daha geliyorlar. Değiştirmişler ya. Uzun zamandır ikinci KVK oynamadığım için. Aha, gardiyanlar çoğalıyor. He, kısa sürede kesmek önemli artık. BV'den rally iptal edildi. Ama ya bu arkadaşlar, bak bu arkadaşlar can yeniletti şu anda. Şu arkadaş, görüyor musun? Abi her yerden çıkar bir iki tane böyle. Yapacak bir şey yok. Çıkın abi şuradan. Alandan çık. Alandan çık. Allah aşkına alandan çıkın, yapmayın. Hiç gerek yok. Peki abi. Adnan Fares. İki ordusu daha öldü. Eline sağlık. Neyse, çok fazla can yenilemiyormuş ama. Bunu gördük. Tamamdır. Elimize sağlık. Birilerinin hata yapmaması zaten beklenmeyecek bir şeydi yani. Beklenecek bir şey. Gayet normal birilerinin hatası. Ve Haçlı Kalesi'ni artık ele geçirdik. Past Glory başladı. Ne bağışlayalım abi? Taş bağışlayalım değil mi? Ben biraz fazla taş var. Hemen bağışa yüklenelim. Krallık disko. Bağışlar. Evet. Açtık kalesini. Aldık bu şekilde. Evet. Bir de size War of Conquest'i göstermem lazım. Stratejik rezervde şu anda GV ve BV birliğini 1-2 yapmaya çalışıyoruz. EC57 bizi zorluyor. Hani biz krallıkta 2 klan sokmaya çalışıyoruz. 57 ana klanındaki aktifliği sayesinde bayağı iyi durumda. Biz 2 klanı deniyoruz yani. 1-2 yapmayı deniyoruz. Bakalım yapabileceğiz mi bu stratejik rezerv etkinliğine? Sadece 2,5 saat kaldı zaten bitmesine. 2,5 saat sonra tamamlanmış olacak. Bütün ordularımızı çekebiliriz. Dağılın abi. Şöyle bir de görüntüyü de açayım da. Aynen öyle. Herkes dağılsın. Mis. Gayet güzel oldu. Ve şöyle bir baktığım zaman, evet, yapacak bir şey yok. Hani ne anlatabilirim diye baktım. Ha, onur puanı. Evet. Şu an onur puanı şeylerini şu şekilde paylaşıyoruz. G ve B ve İ'yi iki klan şeklinde yürütmeye çalışıyoruz yukarıya. BV'deki aktiflik çok fazla. Biz aldığımız göçlerin büyük bir çoğunluğunu BV birliğine aldık. Oradaki aktiflik çok fazla oldu bu yüzden. BV açıkçası GV'den daha aktif bir birlik. Daha iyi bir durumda yani. Bizde güç var, onlarda aktiflik var BV'de. Dolayısıyla onların aktifliği sayesinde daha rahat onur puanı kastılar. Biz şu an Haçlı Kalesi almamıza rağmen çok az üstlerindeyiz, öyle söyleyeyim. Dediğim gibi ilk iki klanımızı GV ve BV'yi işte KVK sonu ilk 3'te sıra alacak şekilde ya 1-2 ya da 2-3 yapabileceğimiz şekilde
yürütmeye çalışıyoruz. Yapmak istediğimiz o iki klana, full iki klana onur puanı kastırma. İki klan üzerinden maksimum ödülleri alma işlemini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Krallık onur puanına bakacak olursak 1854 birinci sırada krallık onur puanında beklediğiniz gibi. Bundan sonrası artık savaşlarla ele geçirilen bölgelerle vesaire belirlenecek. Hani ele geçir sonuçta hani sonsuza dek onur puanı kasamazsınız. Savaşta yenilirseniz daha ileriki bölgelere gidemeyeceğiniz için hiçbir şekilde daha fazla onur puanı kasmanız mümkün değil. Yani bu yarıştan koparsınız. Bundan sonrası artık savaşları kazanmamıza bakıyor diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki Rise of Kingdoms videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.